Asrın felaketi sonrası kent merkezinde ve ilçelerde yıkımı tamamlanan binaların hafriyat kaldırma çalışmaları adeta durmuş durumda. Sebebine bakıldığında ağır hasarlı binaların da yıkımı gerçekleştirildikten sonra yıkım alanı içerisinde ayrıştırma çalışmaları da yapıldığı için enkaz kaldırma çalışmaları da aksıyor. Aksayan enkaz kaldırma çalışmaları ve olmaması gereken yıkım sahasındaki ayrıştırma çalışmaları alanında rüzgarın da esmesiyle birlikte görüntü kirliliğinin yanı sıra asbeste davetiye çıkartıyor. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran, Aksu Haber'e yaptığı açıklamasında yıkım sonrası ortaya çıkan molozların kaldırılarak döküm sahası içerisinde ayrıştırılması gerektiğine dikkat çekti. Enkaz kaldırma çalışmalarındaki en önemli önceliğimiz mevcut enkazın yıkıldıktan sonrasında bir şekilde döküm sahasına tahliyesi sağlanmalı. Akabinde ayrıştırma yapılacaksa mutlaka yerinde değil de döküm sahasında yapılmalı. Ancak şehir genelinde görüyoruz ki özellikle şehir merkezinde bile şimdi odamızın etrafında da göreceksiniz. Ne yazık ki bu enkaz artıkları olduğu yerlerde bırakılmış durumda. Bu da çok önemli bir sağlık sorununa sebep olacaktır. Özellikle sulama noktasında belki bir yerlere varıldı ama bu molozların bu bölgede ayrıştırılıyor olması sağlığımızı ciddi açıdan tehlikeye sokuyor.